tek boyutlu olmaktan kurtulmadıkça çok boyutlu olan hayatı anlayamayız. Neden? Çünkü bir tarafta düşünen ve yapan, hakim olan bir insan grubu var. Bir tarafta sadece yapan ve köleleşmiş bir insan grubu var. Hakkari'de bir programa gittiğimizde bir rüya gördüm diye bir Filistin Gazze şiiri yazmak nasip oldu. Ateş yakar, eritir, tüketir. Bu manada güçlüdür. Ama hangi şeyin güçlü olduğunun kararını ancak onun yaratanı verir. Bugün şair, yazar ve aynı zamanda Profesör Doktor Nurullah Genç hocamla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Ne güzel sizlerle beraber olmak. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. İlk sorumuzla başlayalım hocam. Türk yazar ve şair olarak Filistin meselesine bakışınız nasıl? Bir Türk aydınının bakışı nasıl olmalı bu meseleye? Evet. Bizim sadece Filistin meselesine değil, aslında tarihimize, milletimize, içinde bulunduğumuz hale, bugün yaşadıklarımıza, bundan önce yaşananlara bir bakış açımızın olması lazım. Bu manada böyle sağlıklı bir bakış açımız var mı? Var diyemem. Çünkü hala derli toplu yaşamayı beceremiyoruz. Hala gözlerimizle baktığımız noktanın birbirleriyle ilişkisini kurmakta zorlanıyoruz. Çünkü bedenin gözüyle kalbin gözü ve aklın gözü arasındaki farkı tam kavrayabilmiş değiliz. Biz baktığımızda olayları dışarıdan seyrederken aslında kalple baktığınızda ya da aklın gözüyle baktığınızda hadiseleri başka türlü değerlendirme imkanınız olacak. Buna tamamen ermiş değiliz, buna tamamen sahip değiliz henüz. O yüzden meseleleri değerlendirmekte yetersiz kaldığımızı söyleyebiliriz. Çünkü medeniyetler kendileriyle alakalı bir mülahazanız yoksa kendilerini anlaşılmaz kılarlar. Bizim medeniyetimiz de böyledir. Dünyada iki tane çatışan medeniyet var aslında. Hak batıl deriz ya biz. Birisi toprak medeniyeti, birisi ateş medeniyeti. Toprak medeniyeti Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den Hazreti Peygamber'e, ondan bize gelen medeniyetin adıdır. Toprak medeniyeti merhamet medeniyetidir. Toprak medeniyeti yaşatma medeniyetidir. Diğer medeniyetse iblisten yani şeytandan yani kovulduktan sonra başlattığı Allah'a karşı hesaplaşma arzusundan doğmuş medeniyetin adıdır. Rasyonel medeniyettir. Akli çıkarımlara dayanır. Çünkü onun tezi meşhurdur. Ya ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılandan üstünüm derken aslında aklın gözünü kullanır. Az önce söylemeye çalıştığım oydu. Aklın gözünü kullanırsanız evet, ateş topraktan daha güçlüdür. Mesela biz şimdi burada konuşuyoruz ya, şurayı toprakla doldursanız üzerine oturur yine konuşuruz. Ama burada ateş olsa konuşamayız. Ateş yakar, eritir, tüketir. Bu manada güçlüdür. Ama hangi şeyin güçlü olduğunun kararını ancak onun yaratanı verir. Hakeza toprakta yaratır. Evet. Hakeza toprakta yaşatır. Yaşatır. İşte ikisi arasındaki fark medeniyet mülazasını bize getirir beraberinde. Yani siz eğer toprak medeniyeti, ateş medeniyeti diye Hazreti Adem'den ve İblis'ten bu yana meseleleri almayı becerebilirseniz, getirebilirseniz, bunu düşünebilirseniz medeniyetler hakkında farklı bir noktaya ulaşır hafızanız. O zaman bugünkü Filistin hadisesini değerlendirirken de farklı bir değerlendirme ortaya çıkar sizin zihin dünyanızda. Aliyan'ın çok güzel bir sözü vardır Aliye İzzet Begoğ için. Der ki, medeniyet Allah'ın insanla ilk konuşmasıyla başladı. Yani Hazreti Adem'le Cenab-ı Hakk'ın ilk konuşması ona şeyleri öğretmesidir. Toprak medeniyeti öyle başladı. Ateş medeniyeti de secde edin dediği zaman Rabbimiz, şeytanın yani iblisin secde etmemesi ve isyanıyla başladı. O zaman şöyle diyebiliriz. Toprak medeniyeti İslam medeniyetidir. Teslimiyet medeniyetidir. Yani Hazreti Adem Allah'tan aldıklarını öğrendi, anlattı, teslim oldu. Melekler de teslim oldu. Dolayısıyla bizim toprak medeniyeti dediğimiz Cenab-ı Hakk'a ve onun iradesine teslimiyet medeniyetidir. Toprakla beraber yaşatmayı da bugüne kadar getirmiş medeniyettir. Öbürü isyan medeniyetidir. Yani ateş medeniyeti bu manada yakar, ortadan kaldırır, yıkar, yaşatmaz. Şimdi böyle baktıktan sonra siz bugünkü Filistin hadisesine toprak medeniyetinin ateş medeniyetiyle savaşı gibi baktığınızda meseleyi değerlendirme şekliniz değişecektir. Neden? Çünkü hala 80 gün olmuş. Yüzlerce binlerce insan değil, milyonlarca milyarlarca insan Batı'dan merhamet bekliyor. Amerika'dan merhamet bekliyor. İsraillilerden merhamet bekliyor. Siz ateşten merhamet bekleyemezsiniz. Ateşin merhameti olmaz. Ateş ancak söndürülür. Nerede sizin suyunuz? Hatırlayın, ateş aynı zamanda toprakla da söndürülür. Toprak medeniyetinin ateşi söndüren gücü nerede? Neden biz geride kaldık? Dolayısıyla biz bugün eğer Filistin'i değerlendireceksek önce bir kendimize bakmak mecburiyetindeyiz. Problem bizde.
Biz özellikle de 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra Balkanlarda, Orta Doğu'da, Osmanlı'nın hakim olduğu noktalarda, bölgelerde, ülkelerde topraklarını kaybedince ve geri gidince kendimize kendimizden başka düşman bulamaz olduk. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da yahu biz herhalde inançlarımızdan dolayı yenildik diyen bir guguk kuşu yavrusu grubu türedi. Bir truva atı grubu türedi. Osmanlı'nın kaybını bizim medeniyetimizin yani toprak medeniyetinin temel ilkelerine bağlayarak medeniyetimizi reddetme noktasına getirdiler hadiseyi. Ve bizim medeniyetimizi reddedince ateş medeniyetinin ilkelerini, kurallarını, hukukunu, anlayışını, yaşam tarzını, kabullerini, davranış standartlarını ülkemize alıp getirmeye başladılar. Batılılaşma dedikleri bu süreç aslında isyan medeniyetinin ve ateş medeniyetinin benim topraklarımda, ülkemde ve Müslüman ülkelerde yeni yeni yavrular türetmesinin, yeni yeni guguk kuşu yavruları üretmesinin, yeni yeni truva atlar üretmesinin sürecinde başlatmış oldu. Bu sefer hafızaya bakış değişti, tarihe bakış değişti ve insanların birbirleriyle ilişkilerinde kullanmaları gereken kavramlar, işte yenileşen dil, ortadan kaldırılan eski dil sebebiyle bizim medeniyetimizin o güzel hallerini ortadan kaldırdı yavaş yavaş. Diğergamlık ortadan kalktı, yardımlaşma ortadan kalktı, insana bakış değişti. Biz insana Adem gözüyle bakmayız, alem gözüyle bakarız. Eskiler her Adem bir alemdir der. Cenab-ı Hak Kur'an'da bir insanın haksız yere öldürülüşünü, insanlığın ölümü kabul eder. Ama biz kendi ülkemizde bile birbirlerimizi, insanımızı çok kolay harcayabilecek bir noktaya geldik. Bakın 1980 öncesi süreci yaşadım ben. Ya yurtlarda nöbet tutardım, siyasi dönemdi. O kadar kolaydı ki insan öldürmek. Yani siz bir yerde kurşunu sıktığınızda işte sağ ya da soldan birini çok kolayca öldürebilirdiniz o zaman. Niye? İşte insana bakış açısını kaybettik. Kısacası medeniyetimizin bize sunduğu güzellikleri kullanmayı kaybedince ateş medeniyetinin değerleri ve yargılamasıyla baş başa kaldık. Bu ne doğurdu biliyor musunuz? Bu Cengiz Aytmatov'un o güzel deyimiyle mankurtlaşmayı getirdi. Yani bizim kendi hafızamız ortadan kalktı, başka bir hafıza bizim hafızamıza yüklendi ve biz o yüklenen hafızayla düşünmeye başlayınca bugün Filistin'i de, içinde bulunduğumuz hali de hakikatiyle, sahih haliyle değerlendiremeyecek bir noktaya geldik. Meselenin özünde bu var. Peki hocam şimdi şey dedik, biz ateş medeniyetinin pençesine düştük. Evet. Ve bir mankurtlaşma yoluna doğru gittik. Biz sizin işte elinizden geldiğinizce sizin şahsi olarak yaptığınız çabaları biliyoruz. İşte gittiğiniz yerler evet. Var, şeyler var. Biz de ne yapabiliriz? Biz dergimizde daha önce yaptığımız yayınlarda mesela boykot bir işe yaramaz diyen insanların neden bunu söylediklerini de konuştuk aslında. Yani boykot bu işin neresinde, ne yapmalı, evet. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet. Bunun hakkında ne dersin? Şimdi aziz kardeşim, mesele çok mühim olduğu için iki boyutu var. Birinci boyutu bugün ne yapmamız gerektiği. Acil durumda. Yani şimdi 50 yıllık bir plan yaptık diyelim. 50 yılın sonunu mu bekleyeceğiz? Yani bugün de yapmamız gerekenler var. Bugün yapmamız gerekenlerle yıllar sonra yapmamız gerekenleri aynı planın parçaları olarak görebiliriz. Nedir bu? Benim akademik alanım stratejik yönetim. Uzun vadeli yönetim mantığı. 1980'li yıllarda bu alanda çalışmaya başlayınca şunu görmüştüm. Bizim kalkınma planlarımız 5 yıllıktı. Batı'nın, Amerika'nın Türkiye için stratejik planları 50 yıllıktı. Onlar sizin 50 yılınıza bakarken siz kendiniz için 5 yıllık bir plan yapıyorsunuz. Yani siz 5 adım atarken, 5 adımı hesap ederken onlar sizin 50 adımınızı hesap ediyor. Karşılık veremezsiniz. Dolayısıyla bizim bir uzun vadede ne yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. 2 kısa vadede bu ateşi söndürmek için ne yapabiliriz? Kısa vadede yapmamız gereken şey şudur. Bir defa herkese, her yerde bunu anlatacağız ve paylaşacağız. Sadece Gazze'yi bombalamıyorlar. Bakın sadece Gazze bombalanmıyor. Şu anda milyarlarca insanın hafızasına ahlaksızlık bombaları bırakıyorlar. Şu anda milyarlarca insanın hafızasını ellerinden almak için sinemayı, görsel sanatların tamamını ve bugün dijital dünyayı en etkili şekilde kullanıyorlar. Öyle bir hakimiyet kurmuşlar ki istemedikleri hiçbir şeyi de oralarda gösteremiyorsunuz ve yayınlayamıyorsunuz. Ha o zaman ne gerekiyor demek ki?
bizim kardeşlerimizin, insanlarımızın, medeniyetimizin insanlarının bizim kurduğumuz bir takım platformları, dijital dünyayı, görsel sanatlarla ilgili televizyonlarımızı, yayınlarımızı, dergilerimizi elimize aldığımız ya da hani baskılı ya da baskısız, soyut ya da somut, müşahhas ya da mücerret yaptığımız bütün çalışmaları millet olarak desteklemek mecburiyetindeyiz. Bir, bunu sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında büyütmek mecburiyetindeyiz. İki, kısa vadede yapılanları söylüyorum, yapmamız gerekenleri. Boykot büyük bir silahtır. Çünkü Filistin'i, Gazze'yi bombalayanların can damarlarında para yatar. Finans ve para kaynağı onlar için ölmek ya da hayatta kalmaktır. Yani siz eğer bir Siyonisti dize getirmek istiyorsanız elinden parasını alın. Yeter. Bu nedenle ben buradan bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Gücümüzün yettiği kadar. Madem onlar bizim medeniyetimizin kalbinde bizim kardeşlerimizi canlı canlı beton yığınlarının altına gömüyorlar. Gelin biz de onların markalarını, ürünlerini, ürettikleri ne varsa tarihe gömelim. En büyüğünden en küçüğüne, devasa bir gemisinden ufacık bir oyuncağına kadar bu dünyaya finansmanlarıyla hakim olmuş ve insanları böyle tehdit eden, Filistin'in yanında olanlara baskı uygulayan, Amerika'yı ellerinin avuçlarına almış, Batı'yı avuçlarına almış ve dünyayı parayla yöneten bu İsrail denen ve Siyonist denen büyük yedi başlı ejderhaya karşı bunların ipini çekmenin yolu, bunların ürettikleri ürünleri boykot etmektir. Ve dünyanın bütün vicdanlı insanlarına sesleniyorum. Sizin Gazze'de, Filistin'de insanları canlı canlı toprağa gömenlere, onların ürettikleri herhangi bir şeyi alarak verdiğiniz destek, Allah korusun belki yıllar sonra sizin çocuklarınızın üzerine düşecek bombanın bugün yapılmasının desteği olacaktır. Onun için boykot deyip geçmeyelim, bunu yapacağız bir. Üçüncü bir şey daha var. Yani birincisi işte dijital dünyada bu desteği vermek, boykot. Üçüncüsü de şu, en kısa zamanda, en yakın zamanda kardeşlerimizin bizim tarihimizi okumaya başlamaları lazım. Sahih Batı tarihini. Çünkü tarih bilgisi çok önemlidir. Mesela siz bundan yüzlerce yıl önce Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü aldığında, hatta onların bir filmi de vardır, adil bir filmdir biraz, Cennetin Krallığı diye. İşte Orlando Bloom'un başrolünü oynadığı. Ben o dijital alemlerini epeyce takip ediyorum. Baktığınızda orada da görürsünüz. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ün anahtarlarını o günkü şövalyeden isterken adam bir soru sorar. Der ki bize ne yapacaksınız? Selahaddin Eyyubi'nin cevabı şöyledir. Sizi serbest bırakacağız. Adam şaşırır. Nasıl olur der. Biz Kudüs'ü aldığımızda Haçlılar olarak binlerce Müslümanı kılıçtan geçirdik. Acımazlar. Bir hafta kan akar Kudüs'ün sokaklarından. Yüzlerce yıl Kudüs'teki insanlar birbirlerine sorarlar. Acaba bir yerden yine insan kanının kokusu mu geliyor diye. Şimdi o filmin yönetmenine nasıl hücum ettiler? Sen Selahaddin Eyyubi'yi nasıl böyle anlatırsın diye. Adam da kalktı dedi ki ben sizin kaynaklarınızı kullandım. Doğu'nun kaynaklarına hiç bakmadım. Siz Batılılar böyle anlatıyorsunuz. Şimdi niye okusun kardeşlerimiz diyorum. Çünkü Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethiyle Haçlıların Kudüs'ü işgalleri ve binlerce Müslümanı kılıçtan geçirmeleri. Tarık bin Ziyad'ın gemileri yakarak İspanya'ya geçişi ve Endülüs Emevilerinin kuruluşuyla oraya gelen adaletle Endülüs Emevilerinin yıkılışı arasındaki farkı bizim kardeşlerimizin görmesi lazım. Osmanlı'nın Balkanlar'da kurduğu sistemle ve adaletle Osmanlı geri geldikten sonra Balkanlar'da meydana gelen zulümleri görmesi lazım. Filistin Osmanlılar'da iken Filistin'in yaşadığı huzurla ve bugünkü İsrail topraklarının ki onların toprakları değil İngilizlerin peşkeşidir onlara. O topraklardaki huzurla bugün İsrail'de ve Filistin'de yaşananları kardeşlerimizin ve insanlığın görmesi lazım. Hangisini tercih edersiniz? Yani size şöyle deseler, uzaydan gelseniz deseniz ki böyle iki tane tarih var. Birileri öldürüyor, işte ateş medeniyeti dedik. Birileri de yaşatmak için uğraşıyor. Kardeşim sen de uzaydan geldin, hangisini seçersin? Hangilerinin olduğu ülkede yaşarsın? Ben eminim ki dünyanın bütün vicdanlı insanları bizi ve bizim medeniyetimizi, toprak medeniyetini tercih edecekler. Çünkü biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir medeniyetin insanlarıyız. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Hocam Filistin hakkında yazdığınız şiirler var. Evet. Bir gün var biliyorum. Selam olsun Filistin'e. Evet. İşte yiğidim.
gibi şiirleriniz var. Bu şiirleri yazarken ben okuduğumda açıkçası Müslüman coğrafyalardaki insanların acılarını anlattığınızı, Filistin'deki insanların yaşadığı acıları anlattığınızı hissettim. Siz bu şiirleri nasıl yazdınız? Hangi duygu içerisinde yazdınız? Evet. Canım yanıyor çünkü. Yani Filistin hadisesi yıllardır bizim yüreğimizi kanatan bir hadisedir. Sadece 16 yıllık bir hapishane hayatıyla olmadı. 75 yıllık bir hadise. Aslında 75 yıldan daha öte. Yani 1948'de başlamıyor mesele. 1900'lü yıllarda başlıyor. 1904. Yanlış hatırlamıyorsam 1904 ya da 8'dir ilk Filistin bürosunun, İsrail bürosunun açılması Filistin'de. Lobilere başlangıçları tabii, daha da 1800'lerin sonu. Tabii o lobisi çok eski ama bir büro açıyor İngilizler. Yani resmi bir büro açıyorlar ve o büro vasıtasıyla da diğer ülkelerdeki İsraillileri yavaş yavaş o topraklara çekiyorlar. 1948'e kadar bir yapılanma oluyor. 48'de devleti kurduruyorlar. Şimdi bu bizim medeniyet olarak geriye gidişimizin, çöküşümüzün, bizim meselelere vakıf olamayışımızın, bizim düşünce mekanizmalarımızı kaybedişimizin ve daha ötesi, insanlar üçe ayrılırlar. Düşünen, yapan, hem düşünen hem yapan. Düşünenler özgür olurlar, işte alim olurlar, filozof olurlar, mütefekkir olurlar. Yapanlar köle olurlar. Hem düşünen hem yapanlar hakim olurlar. Biz hem düşünen hem yapan millet olma özelliğimizi kaybettiğimiz için ve çoğu defa da yapan durumuna düştüğümüz için köleleştirdiler bizi. Ya İslam milletlerinin büyük kısmı köleleştirildi. Nasıl? Köle ile ayakları, elleri bağlanan adam değildir ki. Şu anda siz Orta Doğu'daki Arap nüfusun sayısını bana bir söyleyin. Bir de İsrail'in nüfusunun sayısını bana bir söyleyin. Milyonlarca Arap var. Nasıl oluyor da birkaç milyonluk İsrail orada onları hem 1967'de toprağa gömmüş hem de bugün toprağa gömüyor? Neden? Çünkü bir tarafta düşünen ve yapan, hakim olan bir insan grubu var. Bir tarafta sadece yapan ve köleleşmiş bir insan grubu var. İşte bundan kurtulmamız lazım. Bu benim canımı çok yakıyordu yıllardır. Dolayısıyla Filistin'i düşündüğümde moralim bozuluyordu. Bir taraftan da çalışayım, bir şeyler yapayım diye düşünüyordum. Ve her Filistin sıkıntısında ben bir şeyler yazmışımdır. O okuduğunuz şiirde yine İsraillilerin Filistin'e saldırıları esnasında yazılmıştı. En sonda işte Hakkari'de bir programa gittiğimizde bir rüya gördüm diye bir Filistin Gazze şiiri yazmak nasip oldu. Benim şöyle bir adetim yoktur. Yani elime kalemi alayım, bir şiir yazayım. Öyle bir dünyam yok. Çünkü şiir bir dil oyunu değildir. Yani ben sadece dille şiiri yazmam. Şiirin 5-6 tane unsuru var. Hepsinin içinde olması lazım. Onlardan bir tanesi de bir şeyden etkilenmek, ilham kaynağının olması ve o etki sonucunda benim konuşmaya başlamam. Şiir önce bir iç sestir çünkü. İşte bu başladığı zaman arkasından dil, biçim, ahenk, bilgi, o şiirde kullanabileceğim başka bir takım unsurlar, onlar gündeme gelir. Bir de şuna bakarım, yani benim şiirim daha önce yazılan şiirlere benziyor mu? Benzeri var mı? Herhangi bir tekrar var mı? Daha önce bir şair onu tekrar etmiş mi, etmemiş mi diye bakarım. Ona göre de yazarım. İşte en sonunda bir rüya gördüm diye bir şiir yazmak nasip oldu. Ondan da bahsedip cevabı bitireyim. Hakkari'de bir programımız vardı Çukurca'da bir programımız vardı. Yüksek o havaalanında indik. Selahattin Eyyubi ismini görünce duygulandım. İşte az önce bahsettiğim o Kudüs'ün fethi hatırıma geldi. Selahattin Eyyubi'nin oradaki muamelesi. Duygulanınca bir şeyin içerisine girdim, türbülansın içerisine. Aynı anda Gazze bombalanıyor çünkü bizim gittiğimizde. Yüksek Ova'nın içinden geçerken bir kedi görünce Gazze'li kedi aklıma geldi. Bir gün önce de Gazze'de kedi parçalanmış ayağını çekmeye çalışıyordu yıkıntılar arasında. O kediyle Gazze'li kediyi mukayese ettim içimde. Hakkari'de ağaç gördüm, tiril tiril rüzgarla sallanıyor ama yıllar önce atalarımızdan kalan ağaçları Kudüs'te köklerinden söküyorlardı. İş makinalarıyla. O geldi gözümün önüne. Hiç unutmam onu. Çünkü ajandama yazmıştım. Bir gün biz de sizi köklerinizden sökeceğiz diye. Bunu unutmam mümkün değil. Osmanlı'dan kalmış, atalarımızdan kalmış ağaçları köklerinden söküyorlardı. Yani bizden kaldı diye köklerinden söküyorlardı. Onu hiç unutmuyorum. O geldi gözümün önüne. Çukurca'da çocuk gördüm. Gazze'deki o yüzü kıpkırmızı, kana boyanmış, nefessiz kalmış çocuklar. Mesela o gün kalemi elime aldım ve bir rüya gördüm diye bir şiir yazdım. İşte yüksek ovada bir kedi gördüm, evlerin arasında yavaşça yürüyordu. Nereden bilsindi Gazze'li kedileri? Kimisi
cansızdı, kimisi ardı sıra parçalanmış ayaklarını sürüyordu diye. Şiirin sonunda bir rüya gördüm, Gazze'de kuşlar kalbimize inip inip kalkıyorlardı. Neredesin ey Ömer, ey Selahaddin diyerek acıyla kanat çırpıyor, yüzümüze bir garip, bir tuhaf, dalgın dalgın bakıyorlardı diye bitirdim. Neden? Çünkü onlar bizim yüzümüze dalgın bakıyorlar. Kuşlar, kediler, köpekler bize dalgın bakıyorlar. Bize garip bakıyorlar. İsraillilere bakmıyorlar. Batıya bakmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Onlar zaten böyleydi diyorlar. Siz niye böylesiniz? İşte bizim insanımızın bugün sorması lazım. Onlar zaten öyleydi. Biz niye böyleyiz? Benim şiirlerimde de bir nebze olsun dile getirmeye çalıştığım budur. Hocam, lisede dolabınızın kapağına 20 yıl sonra yönetim ve organizasyon profesörü ve Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacağım diye yazmışsınız. İşletme mezunusunuz ama aynı zamanda şair yazar kimliğinizle de tanınıyorsunuz. Bu iki alan birbirinden çok da dışarıdan bakıldığında alakalı görünmüyor. Alakalı gözükmüyor. Doğru. Sizin bu şairliğe ve yazarlığa olan serüveniniz nasıl başladı? Yani evet. Böyle bir alandan böyle bir şair yazar... Şöyle söyleyeyim. Aslında işletmecilik daha sonra benim dünyama girdi. Yani ben şiirin içine doğdum diyebilirim. Yani benim Sibirya Gazetesi dedemin kurduğu odada 9-10 yaşıma kadar 20'nin üzerinde şiir ezberlemiş bir çocuktum ben. Düşünebiliyor musunuz? Ben Fuzuli'nin beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı, felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı gazelini 10 yaşında bir çocuk olarak ezbere okuyordum. Ezbere okuduğum yetmiyordu, bir de gazel olarak söylüyordum bazen, babamdan öğrenmiştim. Böyle 20'nin üzerinde şiir ezberlemiştim. Ya ben şiirle yoğruldum zaten. Lisenin bitişi, nereyi tercih edeyim diye düşündüğümde, fen puanımız işe yaramadığı için ya edebiyatı, ya işletmeyi, ya ziraatı tercih edecektim. İşletmeyi birinci sıraya yazdım, ziraatı ikinci sıraya yazdım, edebiyatı üçüncü sıraya yazdım. Edebiyatı zaten öğrenmek zorundayım. Namık Kemal'in bir sözü vardır. Edebiyat yapanın edebiyat okuması, edebiyat okuyanın da edebiyat yapması lazım gelmez diyor. Yani illa edebiyat mezunuysanız şair olmanız gerekmiyor. Ya da iktisat mezunuysanız şair olabilirsiniz diyor. Yani bu da engel değil. Dolayısıyla o zaman ben zaten edebiyatı öğrenmek zorundayım. Bari işletmeyi de öğrenelim diyerek işletmeyi tercih etmiştim. Ama bunun sorunuza cevap olabilecek bir yanı var. Bizim çok arızalı bir sözümüz vardır. Hala söylenir köylerde, şehirlerde. Bir koltukta birden fazla karpuz taşınmaz diye. Taşınır kardeşim, taşınır. Taşınmasaydı bizim yüzlerce yıl birden fazla alanlarda dünyanın takdir ettiği ve önemli izler bırakmış alimlerimiz olmazdı. Biruniler olmazdı, İbn Haldunlar olmazdı, Gazaliler olmazdı. Yani ne demek birden fazla karpuz taşınmaz? İnsan tek boyutlu bir varlık mı? İnsan sadece bir alan için yaratılmış robot bir varlık değil. Nerede kaldı hezarfen olmak? Yani birden fazla alanda iş yapabilme kabiliyeti olan bir insanı siz neden bir koltuktaki bir karpuza sıkıştırıyorsunuz? İşte bundan kurtulmamız lazım. Ben hep öyle düşünüyordum. Diyordum ki bir insan işletmeci olabilir, dişçi olabilir, doktor olabilir. Ama aynı zamanda şiirle, sanatla, edebiyatla, musikiyle başka bir alanla da ilgilenebilir. Çünkü Allah bizi eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Ve bize sübuti sıfatlarını vermiş. Hayat, ilim sıfatı vermiş. İlmin sınırlarını çizebilir misiniz? Getiriyorsunuz siz bir alana insanı hapsediyorsunuz. Basar, görme sıfatı vermiş. İrade sıfatı vermiş. Kudret sıfatı vermiş. Kelam sıfatı vermiş. 8 tane sübuti sıfat var. Bakın, basar sıfatı görmeyle alakalı. Semiye sıfatı işitmeyle alakalı. Semi müzikle ilgili. Basar resimle, fotoğrafla, kelam şiirle. Şimdi Allah size 8 tane sıfat vermiş. Siz kendinizi bir sıfatın alanına hapsediyorsunuz. Size verilmiş öbür sıfatlar köreliyor burada. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bunun bir tek nedeni var. Onu da söyleyeyim. Batı sanayi devriminden sonra 1900'lü yıllarda işletmecilikte bir kural koymuştu. Bir örgütleme kuralıydı bu. İş bölümü ve uzmanlaşma. Yani bu kural şuydu. İş yerinde iş bölümü yapmak zorundasınız. Herkes muhasebe yapamaz. Herkes aynı anda pazarlama yapamaz. Herkes aynı anda insan kaynakları. Birileri insan kaynaklarını yapacak. Birileri muhasebe, birileri finans, birileri üretim. Bu iş yerinde doğru. Ama hayatta yanlış. Yani hayatınızda da tek bir işi yapıp öbürlerinden bağımsız kaldığınız anda tek boyutlu, kolay güdülenebilir, köleleştirilmiş bir tipe dönersiniz. Hayatta geçerli olmayan bir kuralı Batı maalesef
köleleştirmek istediği toplumların hayatlarına da yansıttı. Ve kendi insanlarının da hayatlarına yansıttı. İnsanı tek tip kolay pazarlanabilir bir pazarın piyonu haline getirdi ki küreselleşen dünyada belki de bugün Filistin'deki arz-ı mevudu gerçekleştirebilsin. Bunlar çok geniş ve birbirleriyle bağlantılı mevzular. Dolayısıyla benim o gün dolabımın kapağına yazdığım şey aslında hezarfen olmalıyız. Yani bir taraftan iktisat okuyabiliriz, bir taraftan şiirle ilgilenebiliriz, bir taraftan musikiyle ilgilenebiliriz. Bunlara mani bir şey yok. Hayatta iş bölümü uzmanlaşma olmaz. İş yerinde olur. Hayatımızda mutlaka hezarfen olmalıyız düşüncesinin neticesiydi. Bunu ben bütün kardeşlerime öneriyorum. Tek boyutlu olmaktan kurtulmadıkça çok boyutlu olan hayatı anlayamayız. Yani bu konuşmanın belki cümlesi de bu olsun. İlk defa aklıma geldi. Tek boyutlu olmaktan kurtulmadıkça çok boyutlu olan hayatı anlamakta zorlanacağız. Hocam çok teşekkür ederiz. Tamam, ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Siz sağ olun. Allah'a emanet olun.